Bugün Denizli Spor desen, yoldan çevirse 10 kişiyi, sana o maçı hatırlatır Ya yani. orası Ama 10 öyle. kişinin... Sporsal ekranlarında süper muhabbette karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Safa Kaan Öztürk, Uğur Aktan'la beraber haftanın karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Bu sefer kef seri ve şahin yok. Bu sefer ikili bir program yapacağız. Ve maçları, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını bir özet haline değerlendireceğiz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, koşturmaca. Yayına başlamadan önce bir ilk programdan sonra aşk hayatında bir değişiklik olup olmadığını bir sormak istiyorum. Tamam. Çünkü bundan sonra bunu konuşmuştuk. Üstüne sen Twitter'da da bunu belirttin. YouTube'a giriş amaçlarından biri olarak. Bunda bir değişiklik var mı onu merak ediyorum. Giriş amaçlarından biri değil, bir numaralı ve tek giriş amacım. Başka, başka bir giriş amacım yok. Yani Burhan beni buraya çağırdı, geldim. Burhan için gelmedim ben buraya. Yani sevdiğim kız belki yayınımı izler falan diye geldim. İzledim mi izlemedim mi onu da bilmiyorum ama... İzlemiştir diye umut ediyorum. İzlemiştir belki. Yani bu şekilde devam etmeye. Videoda bir dislike yok. Vardı. Belki oradan gelmiş olabilir mi? Ya bilmiyorum da böyle Olivia Dunham nickli biri, kullanıcı adlı biri yorum atmış. Fringe karakteridir. Fringe'i de çok severdi. Belki ama... acaba o mu diye acaba bir şey yaptım da. Bilmiyorum, hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Olacağız. Eğer o değilse bile yazma sakın ben diye. Bir şey umut var diye. Evet, geçiyorum karşılaşmalara. Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacağız. Bu da aynı zamanda haftanın ilk karşılaşması. Nasıl bir maç görüyorsun? Kasımpaşa zaten sürekli bir hoca değişikliği yaşıyor. İnişli çıkışlı bir durum. Beşiktaş zaten inanılmaz iki galibiyeti aldıktan sonra önce Başakşehir sonra Fenerbahçe. Yine bir İstanbul'da yine üçüncü karşılaşmasına çıkıyor. Düşüncelerin neler bu maçla ilgili? Şimdi Sergen Yalçın Yeni Malatya Spor'un teknik direktörüyken Beşiktaş'a karşı kazandıkları maçtan sonra topu Beşiktaş'a bıraktık. Biz kontrol kovaladık ve bu şekilde kazandık. Bu futbolu oynatmak çok kolay demişti. Ama ben büyük bir takıma gelirsem, yani Beşiktaş'a başına geçersem bunu oynatmayacağım. Büyük takımların oyunu farklı olmak zorundadır şeklinde bir açıklaması vardı o maçtan sonra. Beşiktaş'ı yendiği maçtan sonra. Yanlış bu geçen sene Vodafone Arena'daki evet, maç galiba. Evet, evet. Maç. Şimdi bakıldığında Beşiktaş bu sene topu alıp oynadığı maçlarda, yani topa sahip olma yüzdesi %60 ve üzeri olduğu maçlarda 5 maç oynamış. 3 tane yenilgisi var. Bir tane beraberliği var. Bir tane galibiyeti var sadece. Yani o oyunu Beşiktaş topa sahip olduğunda problem yaşıyor gibi görünüyor sanki. Bunu Abdullah Avcı da yaşamıştı zaman zaman rakipleri kapanan takımları açma konusunda. Çünkü rakip topu sana bırakıyor ve senin verdiği boşlukları değerlendirmeye çalışıyor. Kapanan takımları açmak da çok zor. Yani çok ekstra evet. Bir oyun ortaya koymak gerekiyor hücumda. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında bunu hissetmedi. Çünkü Fenerbahçe zaten hani Beşiktaş'ın çok fazla topa sahip olarak oynayabileceği bir takım değil Fenerbahçe. Hı. Dolayısıyla keza Başakşehir'de topa çok oynamayı seven Başakşehir'de her iki maçta da Beşiktaş topla oynama oranı öyle çok yüksek değildi ve Beşiktaş istediği boşlukları bulabildi. Fenerbahçe çok fazla boşluk verdi ve bu boşlukları iyi değerlendirdi ama Kasımpaşa kapanacaktır. Belki de topu Beşiktaş'a bırakıp oynayacaktır. Bu da Beşiktaş'ı zorlayabilir. Zaten Beşiktaş için belirleyici olacak olan maçlar da bu tarz maçlar. Bakıldığında Beşiktaş'ın işte son yenilgisi Gaziantep. Gaziantep topu Beşiktaş'a verip oynamış. Bir önce gelincisi Gençlerbirliği. Gençlerbirliği topu Beşiktaş'a verip oynamış. Kasımpaşa böyle oynarsa Beşiktaş'a sürpriz yapabilir. Ve herkes hani bir hafta önce Beşiktaş çok iyiydi. Fenerbahçe deplasmanında bir haftada ne değişti deyip Sergen Yalçın'a yine yüklenebilir. Bu yüzden ben beklenenden daha zor bir maç olacağını düşünüyorum. Şuna değinmek istiyorum bu maçı kapatmadan önce. Şunu söyledim. Beşiktaş %60 üzerinde oynadığı maçlarda zorluk yaşıyor. Yani topa sahip olduğunda kapanan rakiplere karşı zorluk yaşıyor dedin. Bu o zaman Beşiktaş'ın aslında kadro kalitesiyle de alakalı. Yani kapalı oyunu açmak biraz da meziyet isteyen bir iş. Belki Beşiktaşlı oyuncuların bu konuda biraz yetersiz kaldığını düşünebilir miyiz buradan? Yani daha meziyetli yüksek oyunculara ihtiyacımız var kapanan takımları açabilmek için. Ama tabii burada hani Leitch mesela o özelliklere sahip bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu. Rakip savunmanın dengesini bozabilecek bir oyuncu. Hakeza Oğuzhan Öztürk Akıpken öyle. Orta sahanın oyun zekasını çok yüksek bir seviyeye çıkartabilen bir oyuncu. Beşiktaş şu ana kadar bu oyunculardan verim alamadı. Evet, Atiba Josef Mensah oynuyor yani. Evet. Onlar biraz daha düz oyuncular bunu yani, nazaran. Yani bu oyuncular devreye girdiği zaman Beşiktaş daha farklı oynayacaktır ama devreye girecek mi girmeyecek mi onu da bilmiyoruz. Sergen Yalçın her defasında işte fizik kalitenin öneminden bahsediyor. Artık futbolda defans hücum diye bir ayrım kalmadı diyor. Dolayısıyla hani bu oyuncular da kolay kolay takıma girebilecek gibi durmuyor. O açıdan ben Sergen Yalçın'ın buna nasıl bir çözüm getireceğini merak ediyorum. Geçiyoruz. Sözünü kestim. Sergen Yalçın Türk futbolunun en efsane on numaralarından biri. Belki hani unutulmaz on numaralar listesi yapsak bir numarayı onun adını yazarız. Yerli on numaralar için. Hani böyle bir efsanenin, böyle bir futbol adamının
kendi tarzına yakın diyebileceğimiz işte Laiç'i kısmen evet. Orson Özyakup'u kenarda bırakması da bana tuhaf geliyor yani. O zaman bu cümleyle beraber geçiyoruz Galatasaray-Hatay karşılaşmasına. Şimdi Galatasaray da çok formda ilerliyor. Bir Kayseri aslında orada bir takıldı fakat son 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlikle ilerleyen bir Galatasaray var. Hatay biraz inişi çıkışı diyeceğiz ama Hatay zaten bir koronavirüs belasına bulaştıkları için yani tam sezon başladı, milli maç arası koronavirüs derken aslında hala tam olarak izleyemedik yani takımı. Ama benim gözlemlediğim Hatay Spor'da yani Fenerbahçe deplasmanından da hatırlarsın o karşılaşmayı da. Gerçekten de sert savunma yapan bir takım. 9 gol yediler. Bence nispeten fena da sayılmaz. Zaten önemli bir kısmında Alanya Spor maçında yemişlerdi. Onun dışında iyi, sert savunma yapan bir takım. Bu karşılaşmaya nasıl bakıyorsun? Hem Galatasaray açısından hem de Hatay açısından. Ya Hatay rakiplerinden 3 maç eksik oynamış bir takım. 7 maç oynamış bir takım ve sadece 1 yenilgileri var. Puan ortalamaları da fena değil. Eğer bu 7 maçlık puan ortalamalarını oynamaları gereken 3 maça da yansıtırlarsa 17 puan yükseliyorlar ve bu onları puanlarında evet. Beşiktaş'ın üstünde 4. sıraya yerleştirir. Dolayısıyla çok fazla maç oynayamasalardı talihsizliklerden dolayı ligin iyi takımlarından, iyi başlangıç yapan takımlarından birisi. Şu ana kadar iyi bir de puan topladılar. Özellikle alt ligden üst lige çıkan bir takım için. Galatasaray ama çok formda. Ligin en formda takımlarından biri şu anda Alanya ile birlikte. Hatay'ı çok zor bir maç bekliyor. Ben Galatasaray'ın o maçın ciddi favorisi, ağır favorisi olduğunu düşünüyorum ve bir puan kaybı da beklemiyorum bu maçta. Ben de niyeyse bir böyle Galatasaray zorlanacakmış gibi bir his var. Yani bu biraz da şeyden herhalde oldu. Mesela nispeten Sivas ve Rize karşılaşmalarında Sivas, Rize, hatta Başakşehir deplasmanı, Erzurum deplasmanı herkes Galatasaray'ı daha böyle ya sıkıntı derken Galatasaray engelleri böyle çok iyi geçmişti. Genelinde de çok iyi futbol oynamıştı ama işte Kayserispor maçı ben aslında onu biraz şanssızlık görüyorum ama onunla beraber genel Kasımpaşa deplasmanı olsun, içerideki Alanya maçı 10 kişi kalmasına rağmen yani puan kayıpları da biraz sanki daha rahat geçmesi beklenilen karşılaşmalarda geldi. Ve böyle acaba Hatay Spor'un o sert savunması bir sıkıntı yaratır mı? Bende de niyeyse onun bir soru işareti var. Ben mesela ilginç bir şekilde Rize karşılaşmasında daha pozitiftim. Yani Galatasaray'ın Rize'de bir tepki vereceğini düşünüyordum ve Kayseri'de harika bir oyun vardı. Yani tabii Rize'de de harika bir oyun oldu. Aslında bu mantıkla Galatasaray'ın burada da ağır favori olması lazım ama aklıma da bir taraftan bir Hatay Spor'un o önce Başakşehir sonra da Fenerbahçe'den aldığı evet. Puan ve puanlar aklıma gelince de bir hani büyük takımlara karşı bir direnç göstermesi aklıma geliyor ve bir soru işareti yaratıyor. Geçiyorum Denizli Spor Fenerbahçe karşılaşmasına. Evet. Şimdi bu karşılaşma da pazar günü oynayacak ve gergin bir maç bizi bekliyor gibi. Maç öncesi biraz yaşanan ortamlar yani oluşturulan ortam diyelim. Denizli Spor geçen hafta çok iyi bir geri dönüş yaptı Başakşehir'e karşı. Herkesin her şey bitti dediği anlarda bir geri dönüş yaşadı. Fenerbahçe zaten derbide mağlup oldu. Bu karşılaşmayla ilgili düşüncelerini alalım. Yani gerginliğin niye öyle lanse edildiğini ben çok anlamadım. Denizli Spor bir tweet attı, sonra tweet'i sildi. Hani, niye attın, niye sildin? Bence de gereksiz atıyorsan niye sildin? Attım madem sildin. Yok ben atılmasını çok gereksiz bulmuyorum yani. Sonuçta Denizli Spor tarihinin en kritik maçlarından biri. Denizli Spor tarihinin en büyük maçlarından biri. Bugün Denizli Spor desen yoldan çevirsek 10 kişiyi. Sana o maçı hatırlatır yani. Ya orası o, öyle. 10 kişinin 5'i senden o maçtan ama bahseder. Ama o zaman kişi belki Rıza Çalınbay döneminde UEFA Kupası'nda Lyon'u falan elemelerinden bahseder. Ama Denizli Spor dediğinde insanların aklında kalacak şey bellidir yani. Ve Fenerbahçe oraya gidiyorsa hatırlatılır. Bu da normal. Bence onun silinmesi birazcık abes oldu, yanlış oldu. Arkasında durulmalıydı bence. Onun dışında maç özelinde konuşacak olursak Denizli son 4 maçta sadece 1 puan aldı. O da biraz mucize gibi oldu. Başakşehir maçında. İnanılmazdı yani. Kötü gidiyorlar, çok kötü gidiyorlar. İçeride oynadıkları 4 maçın 3'ünde gol atamamışlar. Ciddi bir skor sıkıntısı yaşıyorlar. Ve Fenerbahçe de deplasmanlarda son yıllardaki en iyi Fenerbahçe. Deplasmanda çok az puan kaybediyor. Ben bir de derbi mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe'nin maçı çok iyi konsantre olarak puan kaybı yapmadan aşacağını düşünüyorum. Ve artık Fenerbahçe'nin yeniden yeni bir galibiyet serisine ihtiyacı var. Çünkü 3 haftada alınan 2 yenilgi ikisi de Kadıköy'de ciddi bir sıkıntıya soktu. Galiba Fenerbahçe 20 yıl aşkın sürede ilk defa Kadıköy'de üst üste 2 maç kaybetmiş. Bu da tabii eleştiri oklarının Erol Hoca'na odaklanmasına neden oldu. Çok da normal bir şekilde tabii. Dolayısıyla ben bu maçta bir puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin ama tabii eksikler, sakatlar, birçok sakat var Beşiktaş maçından sonra. Bunlar biraz... Gustavo da yok, o da çok evet, önemli Gustavo bir eksik bence. Eksiklerden sonra hocanın özellikle orta sahayı nasıl kurgulayacağını merak ediyorum. Bakalım. Nasıl kurgular? Ya benim beklentim Mert Hakan'ın ilk 11'de oynaması. Ozan'ın da keseceğini düşünmüyorum. Sosa'ya çok yoğun bir eleştiri var.
Ben olsam, benim yani benim fikrimi soruyorsan, ben Sosa'yla başlardım, devam ederdim ama bu kadar yoğun eleştirilerin olduğu bir yerde Sosa'yla devam eden bir etmez, oynatır mı ilk 11'de, oynatmaz mı bunu bilmiyorum. Ben olsam Mert Hakan, Ozan Sosa orta sahasıyla oynarım. İşte önde Sisse tabii haliyle. Pelkas'ı zaten hoca kesmiyor. Ben de memnunum performansından. Pelkas'la devam ederim. Onun yanında Tiam, Ferdi, hani ikisinden birisi kim olursa artık, kim daha antrenmanlarda formdaysa bu şekilde başlarım ama yani hocanın tercihi nasıl olur bilmiyorum tabii. Solda Caner'i atarım. Sağda Gökhan. Novak'tan formayı alırım diyorsun. Yani Novak da kötü değil de Fenerbahçe biraz Caner'e alıştı yani. İşte biz geçen gün burada konuştuğumuz yani, olaya denk geliyor birazcık. A planı Caner zaten şu an. Takım arıyor Caner'i yani. Oyuna girdikten sonra birçok atak Caner'in soldan yaptığı ortalarda gerçekleşti. Yani bunu hoca hani istemese bile, hani bunu çok yapmayın işte sola çok yakın yatkın oynamayın demese bile takım herhalde Caner'i arıyor orada sürekli. Bu eski geçmişte Alex için de böyleydi. Takım sürekli Alex'i arıyordu böyle sahada. Dolayısıyla hani takım Caner'i bu kadar arıyorken Caner'i kesmek çok mantıklı değil bence. En azından alternatif bir oyun planı bulmadan sen buraya son bir şekilde Caner'siz oynama. Ki bence de Derby'nin en büyük hatasıydı bu arada Caner'le başlanmaması. Ya şununla Derby'ye girmişken şunu da söyleyeyim, şuna da değineyim. Fenerbahçe 10. haftada takım boyu en yüksek ikinci takım olmuş. Çok geniş bir alanda oynuyorlar oyunu. Sivas Spor'dan sonra ikinci takım olmuş. Bence Fenerbahçe'nin o takım boyunu birazcık kısaltması, daha kompakt bir görüntüye kavuşması Fenerbahçe'de her şey problem değil ama birçok problemin çözülmesini beraberinde getirecek. Yani zaten KSM'de olduğu yayında uzun uzun konuştuk. Arkada bir altılı blok var, önde bir dörtlü blok var. İkisi arasında hiçbir bağlantı yok. Oradan oraya sürekli uzun top atıyorsun. Sürekli işte Pelkas geriye geliyor, Ozan'a bir yer açıyor. Pelkas'ın açtığı alana Ozan koşu yapıyor. Bu şekilde atak kovalıyorsun. Yani bu bir, bence büyük takım futbolu değil. Ben buna ilişkin de bir istatistik hatırlamıştım. Zamanımız varsa ona da değinebilirim. Ya hemen bir iki dakika konuşabiliyorsak güzel olur. Yani şeye baktım. Hani büyük liglerde, 5 büyük ligde ve süper ligde, 6 tane ligde ilk 3'e giren takımların pas ortalamasına bak. Kim kaç tane pas yapmış gibilerinden. Süper ligde zaten Alanya Galatasaray. Alanya 440 pas, Galatasaray 408 pas, Fenerbahçe 352 pas. Çok daha aşağısında. Fenerbahçe'sin sen, büyük takımsın yani topa hakim olman lazım. Almanya'da Bayern Münih 519, Leipzig 478, Dortmund 603. Yani Dortmund'un, Almanya'nın 3.'sü Dortmund'un 603 pası nerede? Fenerbahçe'nin 350 pası nerede? Bu şekilde gidiyor bu liste. Listede Fenerbahçe gibi 300'lerde olan Real Sociedad var. La Liga'da zirvede ama ki Real Sociedad'ın da oyun stili çok başka. Ya onu da geçtim zaten, Real Sociedad'ın ilk üçlüğü zaten kalıcı bir ilk üçlük değil yani. Yalancı ya bir de zaten birazcık. Yani dediğim gibi zaten oyuna baskın, hani büyük takım karakteriyle oynayarak bu noktaya gelmedi. Kontra atak futbolunu oynuyor daha çok. Zaten kalmayacak orada ya. Oraya Real Madrid gelecek, Barcelona gelecek, Atletico Madrid gelecek. En iyi ihtimalle ilk 4-5'e yer alır sanırım. En iyi ihtimal. Ya büyük takımsan topa sahip olacaksın. Büyük takımsan alana sahip olacaksın. Bunları kullanacaksın. Hadi bunu da, ya tamam bunu da yapmak zorunda değilsin. Ben bunu geçen yayında da söylemiştim. Dersin ki ben 3. bölgede basacağım. Orada kaptığım toplarla gol arayacağım. Fenerbahçe bunu geçen sene Ersun Yanal'da yaptı. İlk Başakşehir maçı. Özür diliyorum. Trabzon. Yok, Gaziantep maçı. Orada kazanılan penaltıların birçoğu Gaziantep'in ceza sahasının çevresinde kapılan yapılan baskı. Aynen, hemen basıyordu Fenerbahçe çok topa. Gidiyordu ceza sahasında gol arıyordu. Sezon başı Cagliari'de oynanan hazırlık maçını hatırla, orada da aynı. Şimdi bunu da oynayabilirsin. Topa sahip olmak istemiyorum ben ama bunu oynayacağım dersin. Bu da kalır. Rakibi 3. bölgede, yani rakibin ilk bölgesinde tamam, yoğun baskı. Yani sen zaten hani topa sahip olmuyorsun, bari git onu yap. Evet. Şimdi İsmail Kartal Konyaspor Fenerbahçe maçından sonra ne dedi? Fenerbahçe'nin önünde basmayacağını biliyorduk dedi. Biz de takımımızı buna göre planladık. Ve Fenerbahçe gerçekten önünde basmadı. Sürekli Konyaspor'un stoperleriyle Kalidis'e aldı verdi. Ve Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde... Yani hatırladığım kadarıyla sadece Galatasaray önünde bastı Fenerbahçe. Somut bir şekilde böyle maç stratejisi olarak. Orada çünkü hatırla Markao'yu kapattılar. Lündemar'a çıkmak zorunda kaldı ve Galatasaray. Ben işledi. Ben dedim Erol Bulut çözdü dedim Galatasaray'ı. Yani. Ve o günden sonra Galatasaray düşüşe geçti. Çünkü Galatasaray oyun planı çözüldü bir anda. Galatasaray 3 maç kazanamadı. Katılıyorum. Yani böyle bir durumda da dediğin gibi aslında tutmuş bir oyun planı da varken bunu devam ettirmeyip yine başka bir şey oynamasını ben de doğru bulmuyorum Fenerbahçe'nin yani. Ya şimdi mesafeler çok fazla açıldığı zaman, mesela atıyorum Ozan bir stopere gidiyor, Sisi öbür stopere gidiyor. Ama arkalarında inanılmaz bir boşluk var. Beşiktaş maçında bunu çok gördük. Atiba top aldı, bomboş, hiç kimse yok. Kimse baskı yok. Aynen öyle. Şimdi bunu oynadığın zaman, şimdi Gustavo'nun yaşı var, Sosa'nın yaşı var. Yaştan da bağımsız yani 60 metrede oynadığın zaman bu oyunu, 55-60 metrede oynadığın yaşın zaman. Yaşın olursa olsun sıkıntı tabii, yaşarsın. Tabii yani orada tek de oynasan, iki de oynasan orayı kapatamazsın. Bu mümkün değil yani. Orayı kapatman lazım. Kompakt bir şekilde kalabilmen lazım. Bu açıdan mesela Sergen Yalçın'ın o söylediği, artık futbolda işte defansçı, hücumcu kalmadı. Oraya geliyoruz. Doğru, haklı. Ama bu birazcık yani
bireysellikle alakası olmayan bir durum. Biraz takımla alakalı bir durum. Fenerbahçe'nin bu konuda bence ciddi bir problemi var. O yüzden sen istediğin kadar oyuncu transfer et. Hala çünkü transfer konusunda oyun mentaliteni düzeltmediğin sürece. Yani çok geniş bir alanda oynuyorsun. Uh-huh. Şimdi bir stoperin oraya gidiyor, bir stoperin oraya gidiyor. Arkaları bomboş yani. Katılıyorum. İşte olay tamamen anladığım kadarıyla birinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki mesafeyi kısmak. Evet. Ve hep beraber gidip hep beraber yani gelmek. Yani hücum yapacaksan da hep beraber mesafeyi yapacaksın. Mesafeyi yakın tutmak. Yani oradan sormadan Fenerbahçe top çıkartacak. Ozan Tufan gitmiş Sisse'nin arkasında işte Pelkas'ın açacağı alanları kovalıyor mesela. Yani bu şekilde yapacağın en iyi şey. En iyi ihtimalle ileriye vurursun topu. Kovalarsın ondan sonra topun peşinden koşarsın. Bu da bir büyük takım oyunu bana göre değil. Hayırlısı diyorum. Evet, bakalım bu haftanın değerlendirmesi bu şekilde geçti. Uğur çok teşekkürler, ağzına sağlık. Bu haftalık yayının sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olursanız yine karşılaşmalarla alakalı düşüncelerinizi siz de belirtebilirsiniz. Çok seviniriz. Şimdilik bizden bu kadar, hoşça kalın. Hoşça kalın.